Pes ya, bana niye inanmıyorsun? O ihtiyar adamın ne yapacağını bilmiyorum. Bu kadar saçma bir hikayeye nasıl inanırım Şoker? Hayal gücün çok geniş senin. Demek buradasın sen palyaço surat seni. Gel buraya. Sevil yaratık, bana bunu nasıl yaparsın? Kendi bedenimi kaybettim adeta. Ne kadar korktum, haberin var mı? Ne olur bana inanın ya. Aynı şeyler benim de başıma geldi. O ihtiyar moruk benim de bedenimi aldı. Ay nasıl yani? Pes yani Kurina. Sabahtan beri anlatıyorum ya. O halde bir kere daha anlat Şaklaban. Bakın şimdi. Sarkis'in gazabından korktuğum için kütüphaneye gittim. Amacım görüntümü değiştirerek tanınmamaktı. Bak sen şu açık göze. Ama sonra olanları bilseniz böyle söylemezsiniz ya. Bu anlattıkların doğru mu Şoker? Kelimesi kelimesine. Bravo yani. Yapmasın yine yapacağını. Şimdi beni suçlamayı bırak da bu ihtiyarı kitaba yeniden nasıl göndereceğimizi düşünelim. Nerede kaldınız? Biz sizi bekliyorduk. Ne oldu Kulina? Çok merak ettik. Kötü bir şey mi var? Sormayın. Şoker yine yapmış yapacağını. Zamanın bekçisi Kandor'u serbest bırakmış. Ne? Olamaz. Bunu nasıl yaparsın? Kandor da kim? Zamanın yaratıldığı yerde ortaya çıkan kötü niyetli bir ihtiyar. Sadece başka bedenlere girerek genç kalabilir. Uzun yıllardır kitapta hapsolduğu için çok yaşlı. Ama şimdi bedenden bedene geçerek gençleşmek ve gücünü yeniden kazanmak isteyecektir. Bunu yapmak için de zamanı durduracaktır. Şimdi durdurabiliriz işte. Başlangıçta zamanı yaratan üç bilge kişiden biriydi. Onu serbest bırakarak çok kötü bir şey yaptın. Şimdi bedenlerden topladığı enerjiyle gençleşecek. Sonra da buradaki ve dünyadaki zamanı yavaşlatacak. Kulina, bu dünyadaki insanlar için hiç iyi olmaz. Veden Ana'nın insan olması asırları bulabilir. Ampul kapalı bilgin. Tane tersi vermeyi bırak da onu nasıl durdurabiliriz onu söyle. Şimdi öncelikle o yıllardır kitapta olduğu için çok ihtiyarlamış ve güçsüz kalmış olmalı. Gücünü yeniden kazanmadan onu yakalamalıyız. İyi de o zaman niye duruyoruz? Bir dakika. Öncelikle bir başkasının bedenine girerek enerjisini ve gençliğini sağladığına göre şu anda birinin bedeninde olmalı. Ay. Sanırım en son benim bedenim. Ama artık değil. Acaba belki de oradadır. Öyle bakmayın. Prenses. Prenses nerede? Hadi hadi bir önce bulun onu. Hadi. Emredersin. Buyurun. Senin yüzünden başımızdan bela eksik olmuyor Şoker. Siz burada kalın çocuklar. Yürü benimle. Gel. Sizi var ya sen. Sizi var ya mahvedin. Ne yapacağız bugün? Biraz acele edelim. Yardım edin. Ben buradayım. Kim bilir nerede? Nasıl bulacağız? Yardım edin. Bu da ne? Çok tırsıyorum. Ay tırsma, dur bir dakika. Buradan bir enerji alıyorum. Burada görünmeyen biri var. Vay, sihirli toz ha? Ah prenses, merak etme canım, seni kurtaracağız. Söyle bize, nereye gitti o? Nereye gitti? Dünyaya gidecek. Duyamıyorum, biraz daha gayret et. Kütüphaneye gitti Kulina, dünyaya gidecek. Ah, olamaz, dünyaya gitmeye karar vermiş. Ay şimdi kütüphanededir. Seni kurtaracağız. Biraz bekle. Hadi. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi Kulina. Seni kurtaracağım. Tamam mı? Merak etme. Tamam mı? Şoker. Şimdi gitmem lazım. Son derece basit bir iksirmiş bu. Gençliğime kavuşmak için dünyaya gitmeye hazırım şimdi. Zamanın bekçisi değil, efendisi olacağım. Zaman duracak ve ben hep genç kalacağım. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Çevir. Bana engel olamayacaksınız. Benim zamanı hükmettiğimi unutmayın. Ne oluyor bize böyle? Zamanı yavaşlattım. Siz benim yanıma gelene kadar ben çoktan gitmiş olacağım. Aynen.
saçma kadın görüntüsünden de sıkıldım. Hem biraz daha enerji hiç fena olmaz. Dünyada işime yarayabilir. Olacak bu çocuğun hali. Yaramazlıklarının sonu bir türlü gelmiyor. Ta bebekliğinden beri böyle hareketliydi bu. Ama çok sevimli. Simge bardağı fırlattığında yüzünün halini gördün mü? Gülmemek için zor tuttum kendimi. Ama cezayı da aldı. Bak, 2 hafta bilgisayar yok. Aman Hakan yumuşar. 3 gün sonra da affeder. Gerçekten çok eğlendim. Kızım sen de çanak tutma şuna. Hı. Bak biraz daha büyüyünce hiç baş edemeyeceğiz. Öyle deme Makbuş. Emre iyi bir çocuk. Sadece aklı biraz muzurlukta, o kadar. Kızım herkes seni gibi anlayışlı olmaz. Ya Hakan Simge ile evlenirse? Hı. Hakan Simge ile evlenmez ki. Yani evlenmez değil mi? Ne bileyim kızım. Baksana, aralarından su sızmıyor. Şu Simge'ye öyle gıcık oluyorum ki. Duydun mu, bana nasıl da laf soktu? Prenses olmak varken neden bekçi olarak kalmışım? Şeytan diyor, onu bir domuza çevir. Ne? Bundan sonra da öyle yaşasın. İlahi, hiç güleceğim yoktu domuz. Ay, nereden çıktı? Domuz. Makbuş. Efendim. Bak şimdi içime bir kurt düşürdün. Hakan'la Simge'nin arası eskisi gibi mi olacak sence? Heh, yine başladık. Ne yapayım? Evleneceklerini düşünmek bile kalbimi acıtıyor. Sen bir an önce insan olmaya bak. Ay sanki elimdeymiş gibi, çok komiksin Makbuş. Ne yapayım kızım? Söyle bana. Kim bir bez bebekle evlenmek ister ha? Sanırım hiç kimse. Hı? Aa! Nana! Nana gel! Ne oldu? Pencereden garip bir adam bana bakıyordu. Aman dikkat et. Aman yavrum. Ay. Ay. Kimse yok burada, emin misin? Ayol gördüm diyorum. Ay! Ay! Bilgi ya, sen miydin? Ödümüz koptu. Sen beni tanıyor musun? Bir tuhafsın. Tanımaz olur muyum? Geç. Hadi gel. Oyuncak mahallesinden mi? Hı hı. İyi misin sen? Onlara. Kulina, Şoker, iyi misiniz? Lütfen kendinize gelin. Duyuyor musunuz? Bakın. Bakın ne kadar ağır hareket ediyorlar. Evet. Bilgi nerede, görebiliyor musunuz? Aa. Beni merak etme. Buradayım. Hmm. Bilgin çok iyiymiş. Çapak versene. Bir şeyler mi oluyor yoksa? Evet. Zamanın bekçisi Kandor serbest kaldı. Kızım bunun aklı başında değil. Hı. Ben en iyisi bir kolonya getireyim. Çok tuhaf davranıyor. Sesi de bir garip. Aa.
Hemen bir şeyler yapmazsak çok feci şeyler olacak. İyi ama ne yapabiliriz ki? Bilgin? Bilgin iyi misin? Evet. Ama zamanın bekçisi Kandor dünyaya gitmeyi başardı. Şimdi oradakilerin enerjisini alacak ve gençleşecek. Sonra da zamanı durduracak. Bu olamaz. Hemen ona engel olalım. Ben kendime geldiğime göre dünyada birinin enerjisini aldı bile. Acaba kimi? Kolonya'yı buldum. Aa, nereye kayboldu bunlar? Makbuş. Buradayım. Allah Allah. Evet, hadi bir şeyler yapmalıyız. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bilgin, tek umudumuz sensin. Bir dakika, bir dakika. Üzerime gelmeyin canım. Aa, saat. Saat mi? Evet, evet. Sanırım bu. Saat. Ne yapacaksın Bilgin? Bir dakika, sabırlı olun canım. Zamanın bekçisi zamanı bu kadar yavaşlattığına göre biz de bunun tersini yaparsak... Maalesef şu anda dünyada. Sizden kaçmak için zamanı yavaşlattı. Ona hemen engel olmalıyız. Kulina, eğer izin verirsen Bütür'le dünyaya gidelim. Buraya geri gelirse onun hakkından ancak sen gelebilirsin. Hemen dünyaya gidebilmeniz için gerekli iksiri hazırlayacağım. Ben de sana yardım edeyim Kulina. Ya uyanık seni. Yardım et de malzemelerin yerini öğren, öyle mi? Çabuk çık dışarı. Aa Kulina, ayıp ediyorsun ama. Çabuk çık. Çık çık çık. Çık çık. Sivan. Şap şap. Bakalım sırada kim var? Senin namussuz seni. Benden kaçabileceğini mi sandın? Ben senin burada çalıştığını biliyordum ama. Bak nasıl da buldum seni. Yaptıkları yanında kalmayacaktı herhalde. Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unuttun galiba. İyi bir ceza vermezsek aklı başına gelmeyecek. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz dırırt falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da biz eğlenelim canım. Yani. Doğru söylüyorsun Hulusi. Geldin mi sen de? Adam, kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek, biliyorsun mu? Tamam. Telefonda dediklerimi bir iyice anladın mı? Anladım adam, merak etme sen. Hadi şimdi sakınalı. Hadi geçtik. Hadi sakın. Kızım alın çabuk. Alın. Siz de sakın. Ben sana göz ışığı yapayım. Bak bakalım geliyorlar mı? Tamam. Tamam geliyorlar. Ne oldu? Ya neden ağlıyorsunuz? Bir de soruyor musun? Senin yüzünden neler oldu biliyor musun? Ne oldu ya söylesenize. Ramo. Ne olmuş Ramo'ya? Ne olacak Ramo? Şu an senin yüzünden hastanede. Durumu çok kötüymüş. Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın?
korkuttun ya. Ödü kopmuş. Ödü mü kopmuş? Yani öyle korkmuşken dili tutulmuş. Başım belada Emre. Sınıftan dışarı kaçarken yere düşmüş. Kafası yarılmış. Evet. İyi ama ben bir şey görmedim. Görmezsin tabii. Sen de o sırada yere düşmüştün. Evet. Ama gülmekten. Ama ben sadece şaka yapmıştım. Şakaymış. Rama çok kötü durumda. Yandın sen Emre. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Tutuklayın bu kızı. Gel bakalım. Hayır ben bir şey yapmadım. Sadece şakaydım. Ya vallahi şaka yaptım ya. Hadi oradan. Hadi buradan. Hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et. Rama ağama bir şey olmasın. Yemin ediyorum hapisten düşürsün o zaman ha. Seni tutukluyorum. Ya ne olur beni götürmeyin, ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya, ne olur bırakın. Bir şey söyletiriz arkadaşlar. Çok yaptım. Bak seni kurtarsın diyorlar. Yürü, çık, çık. Yürü bakalım. Çık, çık. Bırakın yürü. Beni, ben bir yürü. Şey yapmadım, bırakın. Geç, hadi buradan. Yürü. Ya bırakın, öğretmeyin, beni götürüyorlar ya. Ne olur bir şeyler yapın. Ah çocuk, ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardığımda bana kulak assaydı. Hukuka saygı göstermelisin. Ya avukatımı istiyorum. Nana, Nana seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. Ya ne olur beni anlamıyorlar. Bir şeyler yap. Ya Nana beni duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bul. Küçük bir çocuk. Bizde hiçbir işe yaramaz. Ya şimdi Nana bacım. O bir suçu biliyorsun. Bize engel olmaya kalma, anladın mı ben? Ha! Dur bakayım, dur. Bir dakika gelsene. Ben... Bir anlığına ne olur, ona benim suçum olduğumu söyle. Ne oldu bacım, bir şey mi soracağım? Ha? Burada ne böyle? Neredesin sen? Gel buraya bakayım. Hadi. Daha fazla enerji bulmalıyım. Acaba ters bir şeyler mi var yine? Bu kız nereye kayboldu böyle birdenbire? Bakmış. Yok yok. Bütün bunları anlamaya benim yaşlı kafam el vermiyor. Ay! Allah sizi bildiği gibi yapsın. Aklımı başımdan aldınız. Adam gibi kapıdan gelemez misiniz? Tamam da ihtiyar kadın. Bu çok acil bir durum. Bilgin buraya geldi mi? Gözlüklü olan mı? Hı-hı. Az önce buradaydı. Ama Nana'yla kayboldular. Buradayım. Bak boş. Buradayım. Sanırım şimdi de Nana'nın bedenine girip onun enerjisini aldı. O... Ne dedin anlamadım. Ve anlamak istediğimi de sanmıyorum. Makbuş. Ah! Ah! Nana neredeydin? Bir yere gitmedim. Buradaydım. Sadece bilgin bana garip bir şey yaptı anlayamadım. O bilgin değildi. Senin enerjini almaya çalışan Kandor'du. Ha? Kandor mu? Zamanın bekçisi. Zamanın bekçisi mi? Ah, o ne? Hı? Sınıfta çok tuhaf bir şey gördüm. Ne gördün? Ya bunu size anlatamam. Beni bırakmanız gerek. Kurtulmak için mi öyle söylüyorsun? Hı. Ya hayır ya hayır. Hocam benim çekime yetişmem gerek. Bu oyun daha ne kadar sürecek? Yeterince korktu aslında. Suratına baksana. Ya arkadaşlar varsın söyleyin sadece şakaydı. Yağmur benim hemen gitmem gerek. Sınıfta bir şey gördüm. Rama? Rama senin ödün kopmamış mıydı? Şey yani sen hastanede değil miydin? Başı değil mi? Gördüğün gibi hiçbir şeyim yok. Canım kardeşim benim.
Demek bir şeyin yok. Siz hepiniz yoksa... Aklının başına gelmesi için sana da bir şaka yapılmasına gerek vardı Emre. Muhteşem bir şaka. Daha böyle bir şey yapmaz. Hem de nasıl? Yavrum, sınıfta çok korkunç bir şey gördüm. Hocam ben gideyim. Yine bir şaka. Kullanmadın mı sen ya? Ya vallahi billahi şaka falan değil ya. Dinle beni. Şekilde geç kaldı ya. Sen bunun onun sınıfa gelip giderdi ya. Buna inanamıyorum. Neden? Şoker maskarasından her şey beklenir. Şimdi de zamanın bekçisini salıvermiş. Kas kafalı. Ama zaman yavaşlayıp sonra da durursa bu dünya için çok kötü olur. Benim insan olmam yüzyılları bulur. Ah. Daha fazla enerji toplayıp güçlenmeden ve gençleşmeden onu kitaba tekrar hapsetmemiz lazım. Emre, sen neler dediğini farkında mısın? Böyle şaka olmaz ama. Ya hayır, yemin ederim şaka falan değil. Gözlerimle gördüm. Yani Nano Selma'nın yerine mi geçti? Anlamadım Emre, bu çok saçma. Belki de Nano değildi o. Donuk donuk bakıyordu. O zaman evi arayalım. Nana'yla konuşalım. Her şeyi anlarız. Aferin bak, bu çok iyi bir fikir. Nasıl da korktun ama? Evet, çok korktum. Mutlu oldun mu? Hem de nasıl? Aman be. Şey Ramo, şu cep telefonunu versene, çok önemli. Ben ararım, sana güven olmaz. Bir şaka falan yaparsın. Ya aşk olsun ya. Şu anda nerededir acaba? Her yerde olabilir. Acaba kimin görüntüsüne büründü şu an? Bunu bilsek onu yakalamamız çok kolay olur. Alo? Ha? Yağmur? Efendim? Tabii ki de Nana'yım. Okul mu? Yok, okula gelmedim bugün. Ne? Anlamadım. Tamam canım, korkmayın. Sanırım ne olduğunu anladım, tamam. Benim görüntüm de okula gitmiş. Sonra da şirkette çalışan Selma'nın görüntüsüne girmiş. Hadi şirkete gidiyoruz, hadi. Aman evladım, dikkat edin. Tamam.